başındaki izleyicilerimiz ve stüdyodaki konuklarımız. Hepiniz Çarkı Pele'ye hoş geldiniz. Televizyonların en çok izlenen, en çok ödül dağıtan efsanevi yarışması Çarkı Pele başlıyor. Ve karşınızda Türkiye'nin bir numaralı şovmeni Mehmet Ali Erbil. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Selamun aleyküm. Buyurun, buyurun, oturun. Nasılsınız? İyi. Allah hepinizin iyiliğini versin inşallah. Allah inşallah kocalarınızın gözü dışarılarda olmasın. Amin. Allah çocuklarınızı üniversitelerde okutmak nasip etsin. Amin. Dünyanın en çok kazandıran yarışmasına hoş geldiniz. Evet, yine gördüğünüz gibi bu akşam aramızda kurbanlık koyunlar var. Hoş geldiniz kızlar. Hoş geldiniz. Murat Bey hoş geldiniz. Ne oldu? Şeye mi? Seracılığa mı başladınız? Bütün çiçekler burada. Bu özel bir tasarım. Özel bir arkadaşım. Nasıl anlamadım? Bakayım. Özel bir tasarım gerçekten. Taka. Taka olmalı. Bu bir taka. O zaman ne yapıyoruz hep beraber? Piti piti karamele sepeti, terazi lastik cimlastik, biz size geldik bitlendik. Ay ya, değiştirdiniz. Değiştirdim. Şimdi sen bana yap. O piti piti karamele sepeti, terazi lastik cimlastik, biz size geldik kirlendik. Bakalım bugün 3 tane yarışmacı seçeceğiz. Evet. Emel Hanım oynayacak. Kim erken oturursa 3 tane onları yarışmacı olarak alıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi 3 tane yarışmacı geliyor. Bakalım 3 tane kim geliyor? Heh. Elif K.
Bizimle yarışmak istiyorsanız www.showtv.com.tr'ye başvuruyorsunuz efendim. Birazdan evlere bağlanacağız ve bizlerle oturduğunuz yerden araba için yarışacaksınız. 0544-245-9666. Şimdi ikinci yarışmacı, gecenin ikinci yarışmacısı geliyor. Gelin bu heyecanı siz de bizlerle birlikte yaşayın. Son yarışmacı geliyor. Evet, son. Ayakkabımın bağı çözüldü, bağlayacağım. Bugün çarkı feleğe veda ediyorum. Akşam üngür üngür ağlayacağım. Lüleburgaz'ın L'si. Bugün yeni bir alfabe oluşturuyoruz. L, S, T, değil mi? Evet. Çanakkale'nin Ç'si. Siz Ç dedikçe ölecek Allah aşkına. Çanakkale'nin Ç'si. Ben restoran işletmecisiyim. Buraya battınız da mı geldiniz yani? Yani her an batabiliriz. Her an batabilirsiniz. Özgeçmişinizi okudum. Bir üçkağıtçıyla nişanlandırmış. Üçkağıtçı çıkmış adam, abim vermedi. Ama turşunu kursun senin. Evet. Hani güzel durdurdunuz öyle. Hani atlara filan derler. Bu tavuklar için mi? Ama çok korktum, memurla kasa gelecek diye. Çok korktum. Nasıl yapıyorsunuz tavuklara dur demek için? Allah'ım sana dua ediyorum, yaşanınca Necmettin Bey gibi olmayayım ya Rabbim. Bu akşam tam iki tane araba. Elif K ne oluyor? Elif K? Küçük. Küçük. Elif küçük. Hayalleri büyük. Vay. Ne iş yapıyorsunuz? Ben öğrenciyim. Aynı zamanda modellikle ilgileniyorum. Modellikle de ilgileniyorsunuz. Evet. Nerede? Bursa'da oturuyorsunuz. Evet, Bursa'da yaşıyorum. Hayırlısı olsun. Necmettin Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk Mehmet Kısmet Ali Bey. Kısmet sizi burada da yarışmacı olarak görmekmiş. Evet, ama ayakkabımın bağı çözüldü, bağlayacağım. Bugün çarkı feleğe veda ediyorum. Akşam üngür üngür ağlayacağım. Bekarsınız. Evet efendim, bekarım. Nerede yaşıyordunuz? Tekirdağ Muratlı'da. Tekirdağ Muratlı'dan katılıyorsunuz. Suna Hanım, memleket? Erzurum. Vallaha mı? Vallahi Erzurum. Hiç Erzurumlu'ya benziyor mu ayol? Desene Erzurumlu mu gördün? Erzurum'un içinden mi? Erzurum merkez. Palandöken'de oturuyorum. Nerede oturuyorsun? Palandöken'de oturuyorum. Mehmet Han seni görmeye geldi. Aa, vallahi mı? Vallahi seni çok seviyorum. Erzurum'da seviyorlar mı beni? Çok seviyorlar. Herkesin selamı var Mehmet Ali Erbil'e. Annengiller izliyor mu? Annem izliyor. Seni çok seviyorum Mehmet Ali. Söylesene buradan selam yolla anneme. Anne seni çok öpürüm. Sevgiler. Peki sizin bu böyle... Erzurumlular böyle biraz Azerice gibi. Azeri'ye benzetirler ama... Erzurum şivesi. Farklıdır diyorsun. Farklı da Erzurum. Azeriler gibi değil yani. Azeri'ye benziyor. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben restoran işletmecisiyim. Restoran işletmecisi. Battınız mı? Batmadık. Hayır, buraya battınız da mı geldiniz yani? Yani her an batabiliriz. Her an batabilirsiniz. Peki, şimdi Necmettin Bey sonra da misafirimiz olacak. Size kötü bir haber veriyorum. Tekrar yani yarışmadan elense bitse bile tekrar bizlerle birlikte olacakmış burada.
Ve hemen kime bağlanıyoruz? Orkestradan duyayım. 1, 2, 3 kime bağlanıyoruz? Kezban! Kezban Hanım nasılsınız? Efendim iyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizi gördük, daha iyi olduk. Allah'a çok şükür. Teşekkür ederim. Neredesiniz şu anda? Esenyurt'tayız Mehmet Ali Bey. Çoksever ailesinin evindeyiz. Rauf Bey ve eşi Tuğba Hanım yanımda. Bir tanıyalım bakalım. Kim yarışacak bizde, Rauf Bey mi? Rauf Çoksever. İstanbul Esenyurt'tan geliyoruz Mehmet Ali Bey. Katılıyoruz. Ne iş yapıyorsunuz? Sizi çok seviyoruz. Ya bırak şimdi, araba vereyim diye yapıyorsundur. Tekerini mi verirsiniz Mehmet Ali Bey? Yeter ki siz verin. Stepne olur mu, stepne? Sağlamsa olur Mehmet Ali Bey. Sağlam sıfır. Sıfır bir tekerlek vereceğim size. Şeref duyarız. Peki ne iş, meslek ne? Meslek, eski mesleğim otomotiv alım satımdı. Şimdi o imkan kalmadığı için komisyonculuğunu yapmaya çalışıyoruz. Anladım. Pekala, başarılar diliyoruz efendim. İlerleyen dakikalarda bağlanacağız tekrar. Şimdi Necmettin Bey. Efendim Mehmet Bey. Aldın sağına soluna. Siz nerelisiniz? Bursalı. Bursalı. Bursalı mı? Aslen Erzurum. Aslen Ay bu kadar, ikisi de Erzurumlu ayol. İki tane Erzurumlu'yu aldın yanına. Evet, bugün çok şanslıyım Mehmet Ali Bey. Suna Hanım evli misiniz? Bekarım. Bekarsınız. Hiç evlenmediniz. Yok, hiç evlenmedim. Yaş kaç? 28. 28. Sizin yaş kaç? 23. 23. Ay hadi bakalım. Sıralama sorusu. Hoş geldiniz. 12 harf iki kelimeden oluşan bir sıralama sorumuz var. Harfler geliyor. Bu bir her şey olabilir. Harfler geliyor, geldi. Kavun. Topatan kavusu. Kalın havlu. Bir numara. Gelin helvası. Gelin helvası mı? Havası. Basabilirsiniz. Üç numara bastı. Salon havası. Salon havası. Salon havası. Necmettin Bey bastı. Basan basana. Hani hepsi bir kere bastı maşallah. Gelin havası. Gelin havası. Gerçekten tebrik ederim Necmettin Bey. Teşekkür ederim. Ama tecrübe sahibisiniz de, burada oturuyorsunuz 6 yıldır. Evet, 6 yıldır, evet doğru. Çok da şıksınız. Kravatınıza da böyle bir iğne takmışsınız. Bunun daha böyle kısası yok muydu kravatın? Papyonum vardı, onu 15 gün önce takmıştım. Burada olsaydım daha uzunu vardı, uzunu takacaktım ama bugün... Ben uzununu tercih ederdim. Evet. Gerçekten biraz kısa olmuş. Değil mi? Teşekkür ederim. Evet, şimdi ilk sorumuz geliyor. Sorumuz 34 harf 6 kelimeden oluşan bir şarkı sözü. Aa. Evet. Bir şarkı sözü soruyoruz. 2 numara Necmettin Bey çeviriyor. Şarkı Melek başlıyor. Ele geçmez. Necmettin Bey çevirdi, bu bir şarkı sözü. Evet. 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 Hani güzel durdurdunuz öyle. Bu tavuklara böyle hani atlara filan derler. Bu tavuklar için mi? Ama çok korktum ben, böyle pasa gelecek diye. Çok korktum. Nasıl yapıyorsunuz tavuklara dur demek için? Bismillahirrahmanirrahim. 750 puanlık sessiz harf. Kırklar elinin K'si. Çok güzel bir başlangıç oldu. Kırklar elinin K'si. İki tane var. Ele geçmez. Necmettin. Thank you.
ediyorum yaşlanınca Necmettin Bey gibi olmayayım ya Rabbim. Allah'ım. Bak, buyurun. Harbiden hayatımda bu kadar iyi insanda, çok temiz kalpli, çok her şey iyi de hiç görmedim ha. Necmettin Bey. Vallahi billahi bak. Sabah ben de bak, çok sabah sevdim. Kalkıyorum. Canım benim, geliyorum. Muhammed ne istiyorsun diyor. Gidiyor bak, bazen bir şey istemiyor, gidiyor getiriyor. Kim bütün burada kim ne istiyorsa alıyor, getiriyor. Harbiden çok iyi bir adam. Ay gerçekten burada herkese böyle nasıl candan böyle samimi davranıyor, yardımcı oluyor, yemekler yapıyor insanlara, evet. Burada. Beni de çok güzel karşıladı hacım. Ben herkesi güzel karşılarım, bir tanem. Hacım. Peki Necmettin Bey, bir sessiz harf alalım. Şarkı sözü bu. Samsun'un S'si. Kırklareli'nin K'si, Samsun'un S'si. İki tane. Devamlı buplaya buplaya. İki tane güzel bayan var karşımda yanım başında. Ama Mehmet Ali Bey çok yardımcı. Ben korkuyorum oluyorum. Bu kadar zorlanıyorsunuz, Allah korusun yani. Yok yok, ben okundum bugün, okundum. Hadi bakalım. 750 puanlık bir sessiz harf. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz. Kimin efendim anlamadım. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si. Ha. Bugün yeni bir alfabe oluşturuyoruz. La, sa, ta, değil mi? Evet. Lüleburgaz'ın L'si. Üç tane. Necmettin. Son ki üç, dört. ...200 puanlık sessiz harf. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'nin Ç'si. Ay biri ölecek. Siz Ç' dedikçe ölecek Allah aşkına. Çanakkale'nin Ç'si. Ay kadın öldü ayol. Allah korusun. Çanakkale'nin Ç'e. Sağlık olsun. Suna Hanım hazır mısınız? Hazırım. Çevirmek ister misiniz? Evet. Ya başınızdan hiç böyle söz, nişan falan hiç geçmedi mi? Geçmedi Mehmet Ali. Doğru söyleyin. Vallahi geçmedi. Bu yaşınıza kadar hiç mi olmadı yani? Kimseyi beğenemedim. Ben çünkü burada sizin özgeçmişinizi okudum. Bir üçkağıtçıyla nişanlandırmış. Gerçi ya okudunuz mu gazetelerde? Bir, ünlü bir ailenin kızına nişan için adam oyuncu tutmuş. İki tane anne baba rolünde. Aa. Kendi de o isimde değilmiş, gitmişler kızı istemişler. Bunlar da vermişler kızı inanıp. Ne bilsinler, oyuncu hepsi. Ay olaya bak, size... Sizinki de böyle miydi? İsteyenler oldu da Mehmet Ali üç kağıtçı çıkmış adam, abim vermedi. Aa. Bak demek ki doğru özgeçmişiniz. Ama nişan olmadı. Ha, çünkü okudum özgeç, sizin geçmişinizi buradan okudum. Ben abim kimseye vermir. Aman turşunu kursun seni. Buyurun Suna çeviriyor. Suna gel. Thank you.
Bu bir şarkı sözü ekran başındakiler. Birazdan evlere bağlanacağız. Araba için yarışacağız. Burada da bir araba, evde de bir araba. Bu akşam tam iki tane araba. 250 puanlık sessiz harf. Nide'nin N'si. Nide'nin N'si iki tane. Buyurun devam edin. ...400 puanlık sessiz harf. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Elif'e geçiyor, Elif çeviriyor. Evet. Bu bir şarkı sözü. Mehmet Ali'nin M'si. Kimin? Mehmet Ali'nin M'si. Sever misiniz kendisini? Çok. Hadi ya. Sağ kaş kalktı ama demek yalan. Benim hep kalkıp o. Hadi ya. Evet. Sağ kaş böyle kalkıyor. Ben de yapamam hiç öyle bir şey. Mehmet Ali'nin M. 3 tane. Devam. Haydi Elif, haydi. Bu bir şarkı sözü. 250 puan. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si. Ve Necmettin Bey'e geçiyor sıra efendim. Yalnız biliyorsunuz Necmettin Bey, bu akşam bu program 2 saat, bu performans, yani maçı bitirebilecek misiniz? Tamam, biz eğlencemize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve ben Yozgat'ın yeğesi diyorum. Ay ben bu siz Çanakkale'nin çeğerlerini, Yozgat'ın yeğerlerini, Lüleburgaz'ın lalerini yiyeceğim, yiyeceğim. İnşallah, Allah iyi günlerde yemek kısmetlesin inşallah. Yozgat'ın yeğesi. Yozgat'ın yeğesi 2 tane. Bravo. Devam, devam. Size bir dokundu, ondan sonra oldu. Nazarladı beni Mehmet Ali Bey, nazarladın sen beni. Evet, gerçekten ondan sonra hacım oldu. Hacım nazarlandı. Ne? Hacım nazarlandı. Hacım nazarlandı, hacı kim? Ya biz Erzurum'da öyle diyorlardı. Oo, güzel diyorlar, tamam. Neyse. Kırklareli nereye, Erzurum nire he? Ya, ya. Nereden ama nereye? Orada bizim, burada bizim. Orada bizim, burada bizim. Suna çeviriyor. Çok önemli bu. 1000 puan.
1000 puan üzerinden bir sessiz harf. Şeyma'nın şeysi. Şeyma'nın şeysi bir tane. Devam. ...400 puanlık sessiz harf. Vilda'nın V'si. Vilda'nın V'si. Ekran başındakiler çözdüler bile. Bu bir şarkı sözü. Çok bildiğiniz bir şarkı sözü. Bakın uyarıyorum. Buyurun Elif Hanım. ...50 puanlık sessiz harf. Bursa'nın B'si. Bursa'nın 4 tane. Bravo. Devam. Çözdünüz mü? Buldum. Bulma. Buldum. Bulma. Ama dur bakayım. Numaralı kaç tanesi, ne kadar numaram var, ne kadar puanım var, ona göre puanlarımı kaç arttırayım. Kaç tane puanı var? Beyefendinin kaç tane puanı var? Buldum. 6750 puan var. Çevirirseniz belki iflas gelir, Dobrovski olursunuz. Dobrovski'ye uğramam ben, uğramam. Söylemek istiyorum. Bu şarkıyı, bu şarkıyı çözdünüz mü? Çözdüm. Ay çok heyecanlı. Şarkıyı biliyor musunuz? Biliyorum, melodisini. Biliyorum. Bir dakika, sessiz melodisiyle söyleyin. Ben de bu aşk olmasa, kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Ben de bu aşk olmasa, kalbim böyle yanmasa, kim arar seni, kim arar? Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni görmesem içim yanar. Hep beraber! Kim arar söyle, kim arar? Vefasız olanı kim arar? Seni bir gün görmesem içim yanar, içim yanar, içim yanar. Necmettin Bey, süper gidiyorsunuz. Teşekkür ederim sayenizde. Allah bozmasın. Amin inşallah, amin ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sana her gün bu programı çekerken dua ediyorum. Yaşlılığımda Necmettin Bey gibi olmayayım. Ne olur. Necmettin Bey, ne kadar borcunuz var bakkala, kırklar elinde? 2400 lira. Banka borcum var. Ha, evet. Kredi kartı. Evet, kredi kartı borcum var. Çorap da giymemişsiniz. Aa, sıkı ayakkabılarım ondan. Ondan? Ortopedik dirba ayakkabılarım ondan. Ayakkabıları sıkı ondan. Gördün mü tonlamayı? Ondan. Ayakkabılar sıkıyor da ondan. Bir şey söyleyeceğim Mehmet Ali Bey. Şimdi ben Murat'la'ya gittim. Bahçeden topladım biber ve patlıcan. Bir de patlıcan, biber. Bir de ne? Hıyar. Hıyar değil. Kelek. Mehmet Ali Erbil ile bütünleşen, bizi bırakmasın bu çarkı felek. Peki bahçeden bana getirdin mi? Hani sözün vardı. Getirdim ama bozuldu. Hepsi çürümüşler yolda gelirken. Ezilmişler. Ayol sanki Kars'tan geliyor yani adam. Ayol Kırklareli'nden burası kaç saat? 2,5 saat. Bak şimdi. Sana getirdim. Neyse, çeviriyor musun? Ama arkadaşlarıma danışacağım. Kaç puanı verdin? Neymiş, ne kadar borcu? 2400. 2400, 3000 veriyorum. 3000 mi? Oo. Yok yok, ben kabul etmiyorum. Kabul etsin mi? Yok, ben
Yok ben kabul etmiyorum diyor. Zuhal Hanım. Fazla fazla verdi. Ben olsam kabul ederim. Farkında yok. Değil ki ayol. Vallahi değil. Evet. Yok yok ben de tamam. Çevirsin daha iyi. Aa, çevirmeyeceğim çevirmeyeceğim. Herkes sahasını deneyecek. Bir de sıfır gelirse. Herkes hakkını arayacak. O için denemek lazım. Ama fazla verdi. Fazla bir de sıfır yok, gelirse labanın başımı yok, sonra yok, ben. Yok yok çevir. Çevirsin o zaman da şansını kendi belirlesin. Evet. Evet. De. Çevirin o zaman. Madem. %45 yani neredeyse yarısı. Ne diyorsunuz devam etsin mi? Necmettin abi devam mı et. Denesin? Devam edeyim. Devam et Necmettin abi. Şey... Şansın efendim Murat Bey. Ben belki bir daha göremeyeceğim Necmettin Bey'i. İlk geldiğim gün bana bir manken yürüyüşü yaptı. Muhteşem yapıyor. İnanmıyorum. Bir kere yapabilir mi lütfen? Gel bir defile müziği rica edeyim. Defile müziği. Evet, ikinciyi çevirin efendim. Buyurun. Allah Allah. Ay. Yüreğim %45. Bence bu sefer olacak. Bak çok ay, 50'ye mi koyuyorsunuz? 30'a koy, 30'a koy, 30, 30. Ayol bırak adam nereye isterse oraya koysun. 30, 30, 30 koy. Şöyle misine böyle misine. %100'lere koy. Ver ikisinden. Bu sıfır ama. Böyle. 30'a. Necmettin abi. Ah, efendim. Necmettin abicim seni çok seviyorum ama buradayım Filiz ben. Filiz. Filiz. Dur geleceğim yavaş bir dakika. Yavaş çevir. Çok hızlı dakika, çeviriyorsun. Dur. Hayat konuşuyor sandı. Yavaş çeviriver. Çok hızlı çeviriyorsun. Ama hızlı çevirdiğin zaman ibre kalkıyı. Yok. Kalkıyı. Necmettin abi yavaş çevirsen olmaz. Ah tamam. Tamam hadi. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Son hakkı. Yine %45. Buyurun efendim, buyurun. Alkışlar. Öyle güzel olmasan, öyle tatlı bakmasan. Kim arar seni, kim arar? Ben de bu aşk olmasan, her gün böyle yanmasan. Kim arar seni, kim arar? Benim şansım yok. Çıkmıyor. Aşkta kazanıyorsundur o zaman. Aşkta da kaybediyorum. Seçimlerini yanlış yapıyorsundur. Ne çıkarsa şansımızı. Ayol ciklet mi bu? Fal mı Allah aşkına? Tekirdağ'ın T'si, Hatay'ın H'si, Şeker'in Ş'si, Samsun'un S'si. Hiç denediniz mi S demeyi? Denedim. Deyin bakayım. S. 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 Daha böyle benimki gibi kısa böyle. Bakın. Se. Se. İlla bir se yapıyorsunuz. Se. Mehmet Ali'nin M'si. Sıyırmaya yakın şu anda. Kızım iflas geldin. Ay. Biz iki saattir burada ağıtlar. Ben iki saattir orayı çözmeye çalışıyorum. Biz de iki saattir ağıt düzüyoruz burada. İflas gelir ne yaparım? Aa, lütfen. Lütfen. Lütfen, 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 lütfen. Bu akşam tam iki tane araba. Yarışmamız tümümüz ile devam ediyor. Birazdan Esenyurt'a bağlanacağız. Çoksever ailesine ve onlarla araba için yarışacağız. İşte günde iki tane araba. Bir orada bir burada. İnşallah Necmettin Bey. Ehliyetiniz var mı? Var var. Aa. Tabii çoktan aldım ben onu. Kullandınız mı hiç araba? Aa, kullanmadım. Arabam var ama borçlarımız vardı. Kardeşim onu sattı.
Anladım. Şimdi siz hastanede çalışıyorsunuz, evet, sağlıkta. Evet. Başka da bir iş yapıyor musunuz? İşte mahallede yardım edeyim konu komşularıma. Yaşlıların ilaçlarını alıyorum, doktora götürüyorum onları. Pekala. Şimdi efendim ikinci sorumuz geliyor. Bakalım neymiş? Sorumuz 30 harf 4 kelimeden oluşan neredeyiz? Biz size bir yerin 3 özelliğini veriyoruz. Sizler de bu 3 özellikten yola çıkarak neresi olduğunu buluyorsunuz. Örneğin Tokyo, kimono, sushi. Burası neresi? Brezilya. Tokyo. Kimono. Bildiğimiz hani bildiğimiz Tokyo giyiyoruz yani ayağımıza. Hayır. Ne peki Tokyo? Tokyo ne peki? Hayır, ayağa giyilmiyor ki orası. Tokyo ne peki Tokyo dedi? Başkent. Başkent. Aa. Nerenin evet. Başkenti? Söyleyeyim o zaman neresi olduğunu bulacağız. Ayol bu zaten örnek veriyorsunuz. Örnek zaten. Ne? Japonya. Ay evet. Japonların yani nesi meşhur? Tokyo başkenti. Kimono böyle giyiyor kadınlar erkekler hani kimono. Bir de neydi? Sushi yemekleri. Yemeği, evet. Geleneksel yemekleri, çiğ balık falan gibi böyle evet. Değil mi? Suna Hanım çeviriyor, çarkı felek devam ediyor. Erzurum'dan Suna, Dadaş Ezgi. Suna'nın sesi. Ne diyorsun be? Sunan'ın sesi. Sunan'ın sesi. Sağır mı var? Niye bağırıyorsunuz? Sunan'ın sesi. Ha. Ha. Al sana Suna. Oldu. Ha. Aa, bunu olmadı. Da ağzı kulaklarında. Elif çeviriyor. Bak çok önemli bir viraj bu. Orada 3-4 tane varsa söyleyeceğin harften final için büyük avantaj elde edersin. Tanesi 1000 liradan. Benim şansım yok ya çıkmıyor. Aşkta kazanıyorsundur o zaman. Aşkta da kaybediyorum. Hadi. Evet bahtsızım ben. Ama seçimlerini yanlış yapıyorsundur. Ne çıkarsa şansımızı. Ayol ciklet mi bu fal mı Allah aşkına? Erkekler dediğin inceleyeceksin, inceleyip sık dökeceksin değil mi? Evet. Horozun H'si. O kadar harf içinden horoz mu buldun? Değişiklik olsun dedim. Seninki horoz mu? Tutturamıyorum. Horozun H'si. Ben dedim şanssızım diye. Ya. Necmettin Bey sizi denedim. Bakayım saldıracak mısınız diye. Hayır. Komut vermeden. Komut gelmeden saldırmayacağım. Peki, buyurun şimdi. Teşekkür ederim. Bursa'nın ufak tefek taşları, Bursa'nın ufak tefek taşları kenar olur. O yarimin taşları kenar olur. O yarimin taşları. Evet, gıdaklayın Dursun, gıdaklayın. 500 puan. Tekirdağ'ın T'si. Ay yine arkadaki seyirci ölecek ama şimdi yani. Tekirdağ'ın nesi? T'si. Tekirdağ'ın T'si. İki tane. Necmettin Çevik. Gıdakla gıdakla duruyor. Ay, iki tane kız olacaklar. Toplasan öyle bir cilve yok. Sizin havanızı söndürdü yani gerçekten. İki Erzurumlu'nun havasını Tekirdağ'ın T'si gerçekten. Kırklareli'nin miydi sizinki? Tekirdağ Muratlı. Tekirdağ Muratlı bizi izliyor mudur acaba şu an? İzliyor. Bütün komşularıma, FTL'ye, bütün Muratlı esnafına, çarşı esnafına, Mehmet Ali Erbil, Çarkı Felek seyircilerden ve buradaki yarışmacılardan kocaman selamlar, öpüyoruz, sevgiler gönderiyoruz. Öpüyoruz hepinizi Muratlı.
Samsun'un S'si. Hiç denediniz mi S demeyi? Denedim. Deyin bakayım. S. Benim dediğim gibi bir denemeye. Benim söylediğim gibi. S. S. Daha böyle benimki gibi kısa böyle. Bakın. S. S. Siz illa bir S yapıyorsunuz. S. S. Değil, değil. S. S. Ha? Şimdi bir de Murat Bey söylesin. Murat Bey, bir de biz sizden rica etsek. S. S. Murat Bey'inki de S oldu. S. Dil karışmasın. Dil karışmasın. Dişlerinizin arasından çıksın. Bakın. Dil devreye girmiyor. Dili geride bırakın. S. Bak. S. T diyor ya. Beyefendi dil öne çıkıyorsun de dili geride bırak. Arkaya atamıyorum ki. Instagram adresini veriyorum. Mehmet Ali Erbil. Bitişik yarışmacı olmak için, eğlenmek için bize başvurun efendim. Mehmet Ali Erbil Bitişik. Murat Övünç. Instagram. Neydi Instagram adresiniz? Murat Övünç. Murat Övünç. Onun bir videoları var. Yıkılıyor. Necmettin Bey ne demiştiniz harf? S. Bak araya böyle bir şey girdim ki acaba doğrusunu söyleyecek miydiniz? Nerenin S'siydi? Neyin S'siydi? Samsun'un. Heh, bir daha baştan alalım şimdi. Samsun'un S'si. Ay. Samsun'un S'si. S'si. Heh, değil mi? Evet. Samsun'un N'si? S'si. Ay Samsun, kulakların çınlasın. Samsun, kulakların çınlasın. Samsun'un sesi. Heh. S. Ay var ya siz konservatuara gitsin adam herhalde fonetik hocanız ölmüştü şimdiye kadar. Aa. Sana S'yi öğretene kadar Samsun'un sesi. Samsun'un S'si. Ben neden öğretmen olmadım biliyor musunuz? Samsun'un S'si. Aa! Ay bir iki saat burada bir de S dersi verdi bir de çıkmadı. Başım ağrıdı gülmekten buralara. Çevir. Adana'nın yolları taştan. Sen çıkar. Soruyu algıladınız mı siz ne olduğunu? Anladım. Ne? Tokyo, Paris. Ne nerede, şu nerede, o nerede, bu nerede? London, New York, Paris. No, London, New York, Paris. Büyük markaların böyle yazar böyle. Onu mu algıladınız Allah aşkına? Seni ya. Ben anladım neden evde kaldığını. Soru neydi soru? Soru... Dur Allah aşkına kimse elleşmesin. Dur bak. Necmettin Bey'e soralım. Soru neydi? Soru bir yerin üç özelliğini simgeleyen yer. ...200 puanlık sessiz harf. Mehmet Ali'nin M'si. Sıyırmaya yakın şu anda. Mehmet Ali'nin M bir tane. Puanlık sessiz harf. Sorumuz neredeyiz? Bir yerin üç özelliği. Nevşehir'in N'si. Nevşehir'in N'si. Aaa. Elif'e geçiyor. Elif çeviriyor efendim. Bahtsızım.
Sessiz harf alalım. Koyuncukların K'si. O ne? Koyuncuklar. Koyunlarınız mı var? Sayıyorum her gece. Hadi canım. Onlardan yani. Evet. O koyunlardan. Ah canım. Buyurun İnanç Bey. Biz var Mehmet Ali Bey burada. Serdar. Serdar yine aramızda. Daha önce yarışmıştı. Serdar'cığım hoş geldin. Hoş bulduk Mehmet Ali Bey. Nasılsın? İyiyim Mehmet Ali Bey. Sizler nasılsınız? Seni aramızda gördük. Tekrardan mutlu olduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Koyuncukların K'si. Koyunun K'si. İki tane. Devam. ...500 puanlık sessiz harf Elif Hanım. Ya söyleyeceğim sonra çıkmıyor. Belki çıkar pazarlık mı yapacağız Elif Hanım? Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. Necmettin Bey çeviriyor efendim. Karanfil ve seyreder. Kokusu dosta gider. ...150 puanlık sessiz harf. Yozgat'ın Y'si. Hocam nasıl söylüyorduk? Y. Kısa. Y. Heh. Yozgat'ın Y'si. Yoz... Bunu iptal edeyim. Olur. Ne mesela? Onun yerine Hatay'ın H'si diyeyim. H dururken H mı dediniz? Hiç yakıştıramadım size. Biraz kaba oldu. Söyleyemedim demin Y'yi ondan. H'yi mi söyleyeceksiniz? Haş. Ama o da... Arkadaşlar bu da çok Avrupa'yı oldu ama yani. Haş maş. Lütfen Hatay'ın H'si diye bir devam etsek nasıl olacak peki? Peki öyle söyleyeyim. Hatay'ın H'si. Ama bunlar arkadan size niye böyle şey yapıyorlar? Çarkı feleği çok seviyorlar, çok beğeniyorlar, o yüzden çok gülüyorlar. Ama hiç bu kadar güldüklerini görmedim ben. Biz hep görüyoruz onları gülerken Mehmet Ali Bey. O zaman bir daha hadi. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Bir daha şunu deneyebilir misiniz benim için? Bak Allah'ın adını verdim. Tamam. Hatay'ın H'si. Bak. Hatay'ın H'si. Hatay'ın H'si. Evet. Şimdi de hardalın H'si diyeyim. Bakayım nasıl olacak. Hardalın H'si. Yok yok. Fena değil. Düzelecek. Düzelecek ama çok uğraşmam lazım. Hatay'ın H'si. Suna'ya geçiyor efendim. Erzurum'dan Suna. Dadaş kızı Suna. Çevir. Yeryüzüme bakmıyor. Sesle gül topladım. Senin gibi kopmuyor. Nanay nanay, nanay ellerin malı. Çürük ellerin malı. Gün olur devran döner. Ben de sararım yâre. Suna Hanım. Diyarbakır'ın D'si. Diyarbakır'ın D'si. Ve tekrar Elif'e geçiyor. Elif çeviriyor efendim. Müzik
500 puanlık sessiz harf. Lokumun L'si. Lokumun L'si. Tekrar Necmettin Bey'e geçiyor. Aramızda bir arkadaş daha gelmiş. Merhaba. Merhaba. Patrick. Merhaba. Nerelisiniz? Yarı İngiliz'im, yarı İskoç'um. Kaç yıldır Türkiye'desiniz? Kaç yılda? 4 sene oldu toplamda. 4 senedir okudunuz mu burada? Staj. Erasmus yaptım, ondan sonra geri geldim. Çünkü İstanbul'u çok seviyorum. Neyi seviyorsunuz dediniz? Her şeyi çok seviyorum. Türkiye. İstanbul'u, yemekleri, havayı çok güzel. Of. Vallahi mı? Vallahi. Beni şey tanıyor mu peki? Kim? Beni tanıyor mu? Tanıyorum evet. Aa, heyecanlıydım. Ben de ya. Kuzey İrlanda'dan. Öyle mi ha? Evet. Celt kardeşim o zaman. Oh well done. Well done, thank you. Hoş geldin Patrick. Hoş bulduk. Ya Patrick bile senden daha güzel konuşuyor Necmettin Türkçe'yi. Bir Samsun'un S'si der misiniz? Onun gibi mi? Yok, tamam. Türkçe gibi. Samsun'un S'si. Ya. Anladın? Anladım. Sizden rica ediyorum Sivas'ın sesini rica. Söyledik ama demin Samsun'un sesini. Yok. Şimdi Sivas'a geçtik. Tamam. Sivas'ın sesi. Anladın mı Patrick? Ne zor işimiz var. Evet evet. Zor. Çok zor. Necmettin Bey harf. Şekerin şeysi. Bir de Senegal Türkçesiyle alalım. Şekerin şeysi nasıl deniliyor? Şekerin şeysi. Bir de bunu Murat Bey'den alalım. Şekerin şeysi. Şekerin şeysi. İki tane. Ve devam. Puanlık sessiz harf Necmettin Bey. Ordu'ya gittiniz mi? Ordu'ya. İlk defa hani bir şey yapayım hadi hadi. Tamam. Heh. Tamam. Rize'nin R'si. Kalksa yukarı aksa vermem seni ellere. Ordu üstüme kalksa R'si. R'si. Şunu Rize'nin yapsak. Rize'nin R'si. Rize'nin R'si. İki tane. Devam. Neco. Ay tamam. Çok ıkındınız. Allah korusun, korkuyorum valla. Şimdi neydi sorumuz, hatırlıyor musun? Dur bir dakika, Elif'e soracağım. Soru neydi? Bir yerin 3 özelliği. Ne soruyoruz? Evet. Oradan yola çıkarak neresini soruyoruz, evet. Onu bulacaksın. Evet Necmettin Bey, bir harf alayım. Yozgat'ın Y'si. Heh, geldik yine Yozgat'a. Ay söyledik mi onu? Söylemediniz, Hatay'a çevirdiniz ya. Ha. Şimdi ne diyorsun? Buldum. Buldum ama puanım az. Çevireceğim. Yozgat'ın yeğesi mi? Gelsin. Yozgat'ın yeğesi. İki tane.
Devam. Eftelya'nın F'si. Eftelya'nın F'si. Bir tane. Devam. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Sevda olmasaydı da gönüle dolmasaydı. Dünya niye yarardı da güzel bir olmasaydı. Dünya niye yarardı da güzel bir olmasaydı. Bir yerin üç özelliğini soruyoruz ekran başındakiler. Birazdan Esenyurt'a bağlanacağız, araba için yarışacağız. Ama önce bakalım stüdyoda kim finalist olacak? Evet, süremiz doluyor. Sunay'a geçiyor sıra, haydi. Paris'in P'si. Paris'in P'si bir tane. Bir tane kaldı. Kızım iflas geldi. Ay. Biz iki saattir burada ağıtlar düzüyoruz. Beş saattir orayı çözmeye çalışıyoruz. Biz de iki saattir ağıt düzüyoruz burada. Ha, Elif'e geçiyor sıra. Ya. Haydi Elif, haydi. Aa, ben çevirmeyeceğim bu müdürlüğü. Çevirmem. Bak alt verdim. Bak iflas gelir, ne yaparım? Ayol, Allah'ın adını verdim ayol. Ay çevirmem mi müdürlüğü be? Aa, ben... Lütfen, lütfen. 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 Allah'ım sana dua ediyorum. Yaşlanınca Necmettin Bey gibi olmayayım. Allah'ım sana rica ediyorum. Allah'ım sana sığınıyorum. Çevirin. Çevirmeye. Tahmin edeyim. Çünkü pas gelir, imkaz gelir. Ya bak, nasıl olsa çok öndesin. Öndeyim ama iflas gelirse, pas gelirse, arkadaşıma giderse... Kahrından ya. Ölür müsün? Ortalarımdan patlarım, çatlarım. Geliyorum o zaman. Tamam. Efendim, bir yerin üç özelliğini soruyoruz. Önce özellikleri dolduracağız, sonra neresi burası diyeceğiz. Şarköy, köfte, yamaç paraşütü, Tekirdağ. Wow. Wow, bir dakika. Şarköy'ü biliyoruz, köfteyi biliyoruz. Yamaç paraşütü nerede yapılıyor orada? Şarköy'e giderken yapılıyor. Ben hiç gitmedim ama arkadaşlarım gidiyorlar. Gerçekten var. Gerçekten öyle. Var yer. Çok güzel yer. Dur bakayım, ben de belki... Ha, evet, Uçmakdere, evet. Tandem yamaç paraşütü ile ünlüymüş. Gel bakalım. Ay. Thank you.
Evet, şimdi de bir defilemiz var yine. Bir defile yürüyüşü yapalım. Kadardı %45. %45'ini ödemiştik. Evet. Şimdi sansını mı denesin yoksa ben de %55 vereyim gitsin. Yok. Ben de sansını denesin. Dizin abi ben çok seviyorum. İnşallah benim istediğim her şey o alsın. Arabasılar her şey o alsın. Hak ediyor bile. Evet. İnşallah sansına iyi gelirsin. Dene bakayım. İnşallah %100 gelir. Peki bulabilecek mi? Ben buldum bir de. Dene bakayım inşallah. %60. Yani %45'ini ödedi. %55 kaldı. Siz ne diyorsunuz Murat Bey? Vallahi bence şansını denesin. Siz diyorsunuz ki saka. Saka olmalı bu. Şansını denesin. Çıkmazsa bile ben sana yardımcı olacağım. Bir dakika anlamadım. Neyini denesin? Şansını denesin. Şansını denesin. Murat'cığım seni dinliyorum, ben çeviriyorum. Sana diyorum ki %55 vereyim şu anda. %100'ünü ödemiş olalım kredi kartı borcunu. Ama hiç çevirme. Ama sevenler çevir diyor. Beni sevenler çevir diyor. Çevir. Ne halin varsa gör. Tamam. İyi oldu çevirin. Sansını dene bak. Bak çok iyi gidiyor. Gelir inşallah iyi gelir. İnşallah çok iyi gelir. Evet lütfen siz yönetin ama ne yapıyorsunuz? Evet yönetin. Yavaş çevir yavaş. Çeviriyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Necmettin abi çok iyi bu. %15 arttı. Kesinlikle. Necmettin 1500 abi, TL'lik bir ödül vereyim sana. Bak benim cep telefonum yok. Bir de laptopum yok. Vallahi telefonu yok. Vallahi ben cep telefonum telefon yok. Var ama iyi. Ucuzlarından var. Laptopun nesi? Yok laptopum yok. Peki anlamadım, neyiniz yok, lapınız mı? Bir cep telefonum yok, bir de laptopum yok. Laptop? Evet. Vallahi yok. Bilgisayar. Şimdi öncelikle telefon vereyim size. Evet. Bir cep telefonu veriyoruz. Biz idik, 32 kız idik. Ezildik, üzüldük, iki duvara dizildik. Diş. Nasıl bildiniz? Aman 32 tane deyince hemen bilirim. Önemli olan bunu bilme. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Karpuz. Sen neler de biliyorsun. Dağdan gelir, taştan gelir, bir gıllı eniştem gelir. Sel. Ben gıllı mı ya? Sel dedim, sel. Sel değil. Bir gıllı enişte. Kimmiş ayol bu? Suna sana bir şey söyleyeyim, bunu bilmesek de olurmuş ya. Oda onun içinde, o odanın içinde. Odanın oğlu. Açıldın sen. Hep senin yüzünden Necmettin. Aa, vallahi kuru fıtradan saklasın. Niye benim yüzümdenmiş? İnanmıyorum, kurabiye mi yedirdi? Yarışmadan önce diğer yarışmacılara yediriyor ki uğursuz gelsin diye. Aa, ben de. Evet. Hadi verdi. Necmettin Bey bir şey mi oldu? Hayır, aklım çıktı iflas gelecek diye. İflas gelse zaten puanınız yok. Yok mu? Sildi mi demin hepsi? Bakın önünüzde ne yazıyor? O 750'ler benim değil mi? Çorum'un çeyesi. Ay ben boş verdim. Hepimiz böyle konuşalım rahat rahat. Çorum'un çeyesi. Bu akşamdan 2 tane araba. Şimdi sıra geldi. Esenyurt'a tekrar bağlanalım mı? Rauf Bey, alo. Rauf Bey. Merhabalar. Son 2, 3, 4. Başla. Parparım.
Bravo! Arkadaşlar, akraba mı, komşu mu? Arkadaşlarımız Mehmet Ali Bey. Nereden hemen orada bitiverdiler? Bize komşu sayılırlar. Sizi bunca yıl siz bizi eğlendirdiniz. Bu sefer de birazcık az da olsa biz sizi eğlendirmeye çalıştık. Allah razı olsun. Sizden de Mehmet Ali Bey, çok sağ olun. Rauf Bey. Buyurun Mehmet Ali Kaç Bey. Kaç yıllık evlisiniz? 8. Maşallah. Yenge hangisi? Solunuzdaki mi? Kezban'ın solundaki evet. mi? Merhaba Mehmet Ali Bey, nasılsınız? İyi akşamlar yenge. Nerede tanıştınız? Kültür Park'ta, Büyükçekmece'de arkadaşlarla birlikte gitmiştik. Evet, saat kaçtı ama? O da oradaydı. Saat kaç? 4-5 gibi, akşamüstü. Akşamüstü. Sonra evet. bir baktınız uzaktan Rauf mu geliyor? Rauf oradaydı. Arkadaşımdan benim bilgilerimi almış, bana kahve falı baktı. Falda da her şeyimi bildi. Sen ne uyanıksın be Rauf? Ne yapalım abi, kaçmasın diye. Zor bulunuyor biliyorsun. Yenge kaç yaşında? 28. 28. Yavru bir tane mi var? İki tane. Allah bağışlasın. Bir oğlumuz bir de kızımız var. Sağ olun. Öndeki kızınız mı? Evet, Ecrin. Bir de oğlumuz var o tarafta. Arkadaki sakallı da oğlunuz mu? Pekala, tekrar bağlanacağız ve yarışacağız. Şimdi sırada 3. etap var. Sorumuz neymiş? Necmettin Bey, çok iyi gidiyorsunuz maşallah. Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Maşallah. Bu kızlar ne için geldi buraya? Ben anlamadım yani. Sizler ne için gelmiştiniz? Yarışmaya. Gerçekten. Peki sorumuz neymiş bakalım? Sorumuz 24 harf 6 kelimeden oluşan bir bilmece. Örneğin biz biz idik, biz idik. 32 kız idik. Hayır, devamı var. Vallahi mı? Biz biz idik, biz idik. 32 kız idik. Ezildik, büzüldük. İki duvara dizildik. Diş. Nasıl bildiniz? Aman 32 tane deyince hemen biliriz. Önemli olan bunu bilmek. Evet. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1000 tane. Karpuz. Sen neler de biliyorsun. Senin ben karpuzunu yerim. Ay ay. Karpuz. Nasıl bildi? Sizin bildiğiniz bir bilmece var mı Necmettin abi? Var. Mesela? Sarıdır sarkar, düşeceğim diye korkar. Limon. Ay uzak, biraz yaklaştın. Sarıdır sarkar, düşeceğim diye korkar. Hani Eylül'de oluyor, Ekim'de oluyor. Hani bahçeler. Ayva. Ayva. Evet. Senin var mısın ha? Söyle bakayım. Dağdan gelir, taştan gelir, bir gıllı eniştem gelir. Ne bir dakika, yüksek sesle. Dağdan gelir, taştan gelir, bir gıllı eniştem gelir. Sel. Ben gıllı mıyım? Suna demedim, sen demedim ki, sel dedim, sel. Sel değil. Dağdan gelir. Taştan gelir, bir gıllı eniştem gelir. Bir gıllı enişte, kimmiş ayol bu? Patrick. Çok zor ya. Sen biliyor musun bunu, duydun mu? Duydum ama hiçbir fikrim yok. Şeftali diyorlar. Şeftali mi? Şeftali mi? Bir dakika, doğrusu ne? Söyle mi cevabı? Söyle. Muşmula. Suna sana bir şey söyleyeyim, bunu bilmesek de olurmuş ya. Hani gerçekten, hani deseler ki en gereksiz bilmece hangisidir bunu? Yani dağdan gelir, taştan gelir, bir kıllı enişte gelir. Muşmula. Allah senin bari boyun devrilmesin ya. Allah'ım yarabbim, bu kadar gereksiz bir bilmece duymadım. Bir dakika. Biz de çok, Afrika çok iyi kullanıyor biz de onu çok. O için biz de çok... Bilmece. Aynı. Mesela. Hutikli, huttil, hutimli, bulli. Ne? Sakzur nga denek otu dokucal. Ha, saksu kusat ne? Sakzur. 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 Nga denek otu dokucal. Sakzun edinek o... Her gün sen deniyorsun ama alamıyorsun onu. Her gün dönüyorsun ama aramıyorsun. Yok, her gün deniyorsun. Ha, deniyorsun. Ama alamıyorsun. Alamıyorsun. Gün. Ama her gün deniyorsun onu, mecbur. Aa, her gün deniyorsun. Bunu kim biliyorsa ben 1000 dolar veririm ben onu. İngilizce var mı? İngilizce çok var. Maalesef Türkçe'ye çevirmek inanılmaz. İngilizcesini söyle. Hepsi bunların İngiliz zaten. That's true.
Of. Anladım, bu İngilizce de bilmiyor. Bu İskoç ama İngilizce de bilmiyor. Neydi sorumuz, neydi? Dur bakayım. Unuttum. Bilmece. Bir bilmece soruyoruz. Elif çeviriyor çarkı, felek devam ediyor. ...400 puanlık sessiz harf. Bu bir bilmece. Oda onun içinde, o odanın içinde. Ya. Odanın oğusu. Açıldın sen. Odanın oğusu mu? Evet. O. 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 Ordunun delileri gibi yani. Ordunun oğusu. Biliyordum çıkmayacağını. Çıkmayacağını değil kızım, o sesli harf ya. Pardon, karıştırdım. Necmettin Bey bak, ilkokul 4'ten terk ama sen bir de üniversite okuyorsun değil mi şu anda? Evet. Neco çeviriyor, Neco. ...puanlık sessiz harf. Bir bilmece. Samsun'un S'si. Samsun'un S'si. Evet, Suna çeviriyor. Memoli'nin M'si. Memoli'nin M. Bir tane. Devam. Neyin efendim? Rize. Rize'nin R'si. Ya! Ay bu kızlar var ya, yani gelmiş yarışmaya, ben bu kadar kısmetsiz, bu kadar böyle vallahi şanssız. Vallahi şanssızız ya, doğuştan şanssızım ya. Hep senin yüzünden Necmettin. Aa, vallahi kulüp tırağından saklasın. Niye benim yüzümdenmiş? Ben sana... Performansını düşün. Aa, sanki bende çok performans varmış gibi öyle var, söylüyorsun. Var var, sen bütün enerjilerini aldın. Evet. Doğru mu söylüyor? Bütün enerjilerini aldın kızların. Aldın vallahi. Ben size bundan sonra şans diliyorum. Dile hadi. Tamam. Diledim. Evet, Elif'e geçiyor sıra. Haydi. Vallahi bir şey var ya. Ay şaka olmalı. Ben taka. Bu bir taka. Birbirine şaka yapıyor. Murat Bey bu bir ne olmalı? Şaka. 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 Gerçekten bu bir şaka. Bu bir şaka yani. Haydi Neco, haydi. ...250 puanlık sessiz harf Necmettin Bey. Bilmece soruyoruz. Görkem'in G'si. Ay kurban, Görkem kim? Görkem benim dünya tatlısı yeğenim. Kız. Ha, erkek. Ablası var Gökben. O Görkem. Erkek. Görkem'in G'si. Allah Allah. Evet, Suna'ya geçiyor efendim. Zeytin yağlı. ...500 puanlık sessiz harf.
Hadi. Dağdan gelir, taştan gelir. Dağdan gelir, taştan gelir. Bir gıllı eniştem gelir. Defne'nin D'si. Okey. Aklıma geldi. Defne'nin D'si bir tane. Devam. Senin gibi Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si. Ve Elif'e gecenin en başarılı yarışmacısını bir alkışlar mıyız? Ne bir harfi tutturdu. Bir tek söylediği o dedi değil mi? Ordunun olsun mu dedim bir de. Hadi inşallah senden Ömer'in de öğüsünü bekliyoruz. Çevir bakalım. Alkışlar. Allah Allah. Kızım sen buraya gelirken neye dokundun böyle? Neco. Bana dokunma, ben dokundum. Neco'nun kurabiyesini yedim. İnanmıyorum, kurabiye mi yedirdi? Yarışmadan önce diğer yarışmacılara yediriyor ki uğursuz gelsin diye. Evet. Hande verdi, verdi ama. Evet, Necmettin Bey çeviriyor. Oldu? Hayır, aklım çıktı iflas gelecek diye. İflas gelse zaten puanınız yok. Yok mu? Silindi mi demin hepsi? Yok şu an. Bakın önünüzde ne yazıyor? Aa, o 750'ler benim değil mi? Aa. Gördünüz mü benim ne var sizin? Sıfır. Sıfır. Hayır almadım, almadım. Sıfır yani simit. Simit evet. Heh. Samsun'un S'si. Oh Allah'ım çok şükür. Oh verdiğim emekler sana haram olsun inşallah. O kadar anam ağladı yani biz S dedirtirene kadar. E değil mi? Samsun'un S'si dedirtirene kadar. Samsun, tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi diye. Tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. Tekir kedi kendi tenceresindeki eti yedi. Bak diğerleri bir tek kendi de. Samsun'un S'si. Suna gelin aman. Ama artık ya. Kesin Necmettin Bey bunlara o kurabiyeden yedirmiş. Niye yedirdim ben o kurabiyeden? İkisine birden yedirmiş. Şu... Bunlar yüzük mü o elinizdekiler? Evet. Yeni moda falan değil mi onlar herhalde? Evet. Ne acaba bu mu uğursuzluk getiriyor? Yüzükler buraya takılmıyor da buraya takılıyor. Eklem. Eklem yüzüğü. Bir yaşıma daha girdim ayol. Eklem yüzüğü. Başka eklem yüzüğü olan var mı? Sizde mi var hanımefendi? Eklem yüzüğü. Yaşından başından utan. Elif çeviriyor efendim. Puanlık sessiz harf. Trabzon'un T'si. Trabzon'un T'si 4 tane. Şükür.
Nide'nin N'si. Nide'nin N'si. Yine Necmettin Bey'e geçiyor sıra. Pardon. Çorum'un çelsi. Çe. Çe. Çorum'un çelsi. 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 Çorum'un çe. Çe. Çorum'un çelsi. Evet. Neymiş? Çorum'un çelsi. Çelsi. Evet. Abi ben boş verdim. Hepimiz böyle konuşalım rahat rahat. Çorum'un çelsi. Bu bir bilmece. Suna Hanım. ...500 puanlık sessiz harf. Fransa'nın F'si. Fransa'nın F'si. Çevirin. Kalemin bedenleri yan yan yan. 300 puanlık sessiz harf. Paris'in P'si. Paris'in P'si. İki tane mi bir tane? Bu da. Git buyurun Elif Hanım. Bursa'dan çıktım yola. Bursa'dan çıktım yola. Çarkı fele doya doya. Ya vallahi sizde bir şey var. Necmettin Bey size geçiyor sıra efendim. Buyurun. Var ya çok gerçekten tebrik ederim. 10.000 puan. Teşekkür ederim. Geldiğini görüyorsun. Kastamonu'nun K'sı. Kastamonu'nun K'sı. İki tane.
bize geldin biliyor musun? Bak bize bak nasıl yam yam yürüyor bak. Onu bekliyorum zaten Mehmet Ali Bey. Nasıl hemen saldırdı. 400 puan. Bu bir bilmece. Birazdan bağlanıyoruz efendim Esenyurt'a. Bamya'nın B'si. Bamya'nın B'si. Felek vurdu bana. Ha bu da hep güle 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 güle. Ya. Bu kadar olur ya. Ya farkındaysanız ben de uzak durmaya çalışıyorum. Bana da bulaşmasın yani. Aa. Bence siz pozitifliğinizden verin. Aha, pozitifliğinizden verin. Yo no no. Ha ben vereyim sana. Enerji veriyorum sana. Hadi Necmettin Bey. Arabaya sıralım. Kastamonu'nun K'sı. Aa. Onu söyledin mi? Ay. Kastamonu'nun K'sı. Evet Sunay'a geçiyor. Suda boylu. Yüz puanlık sessiz hal. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz'ın L'si bir tane. Devam ediyoruz. Joker'in J'si. J. J. Jale'nin J'si yani. Jale'nin J'si. Elif'e geçiyor efendim. Elif çeviriyor. Şükür. 250 puanlık sessiz harf. Hadi bir kere. Şermin'in şeysi. Şermin'in şeysi bir tane. Evet. Bu bir bilmece. Tahmin edeceğim de. Heh. Doğru mu bilmiyorum ama. Önce boşlukları doldurun. Elimde kat kat, ateşte pat pat. Pıt pıt olacak. Elimde kat kat ateşte pat pat. Elimde kat kat ateşte pat pat. Peki. Bu bir bilmece ya. Nedir peki bu? Elimde kat kat ateşte pat 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 olur. Çete. He? Çete. Çete mi? Elimde kat kat ateşte pat pat. Mısır. Sen Allah'ım ya yürü. Ben uzun bir aradan sonra ilk defa bu kadar başarılı bir yarışmacı. Yani seni ayakta alkışlıyorum. Ama güzel. Güzel ama sarışın değil. Ne kadar kredi kartı borcunuz? 2250. Hep kitaba mı gitti bu? Evet, okumaktan beynimi yedim. Okumaktan. 2250. Evet. 250'sini vereyim gidin. Para vereceğim Mehmet Ali Bey. 1000 lirasını vereyim. Vallahi fazla oldu. 700 verirse iyi oluyor. Ben size...
Harbiden bu kadar yapmamız. 750'inde hak ediyor, o için söyledim. Patrick sen ne diyorsun? Şansını dene önce. Patrick Schweiss. Schweiss. O kadar yakışıklı değil maalesef. Ya. Öyle. Senin de kırmızı sakalları var. Evet. 1000 lira veriyorum. Çok değil mi? Vallahi çok fazla. 700 alsın. Bence deneyeyim şansını. Şansını deneyeceksin. Evet. Çevirsin o zaman. Haydi hop. Ya arkadaşlar ben böyle bir şey burada bile sıfırı buldu yani. Hani burada bile buldu yani. Sen ama kesin aşkta kazanacaksın he. Vallahi olacak. Ciddi bir sevgilin olacak gibime geliyor. İnşallah. Ama adam olursan tabii yani. Çevir o zaman bir daha. ...2000 TL veriyoruz ve... ...helalleşiyoruz tamam mı? 2000 TL güzel para. Tamam. Alkışlar! Artık finale giriyoruz. İki tane araba var finalde. İki arabanın ilki içi Esenyurt'ta. Biliyorsunuz ki çok sever ailesiyle yarışıyorduk. Bakalım şu anda hazırlar mı? Alo. Alo. Kezban Esenyurt'ta. Kezban Esenyurt'ta. İkimiz de baksana bugün kırmızı giymişiz. Evet, kırmızılar çok yakışmış bize. Evet. Yenge. Buyurun Mehmet Ali Bey. Parka gittiğine pişman mısın yoksa? Sonra bir ara konuşalım. Buradan bir şey demeyeyim Mehmet Ali Bey. Ama bu erkek milleti var ya yani, değil mi? Çekmeyen var mı bunlardan? Bilemedim şu an Mehmet Ali Bey. Düşün ki bunların en uslusu benim yani. Benim adım çıkmış. Oğlunuz da çok yakışıklıymış, o siyah tişörtlü oğlunuz arkadaki. Akraba mı o? Arkadaşlarımız. Onlar da mı evli? Evet, onlar da evliler. Onlar da mı parktan? Onları bilmiyorum. Ay sen merak etmez mi? Nerede tanıştınız? Biz parktan değiliz Mehmet Ali Bey. Nerede tanıştınız? Biz, arkadaşımız tanıştırdı bizi. Anladım. Evet yenge. Buyurun. Arabanız var mı? Ya yok diyelim. Şu an bize ait değil arabamız. İş yerinin arabası. Evet. Peki. Beyefendi Rauf. Rauf Bey. Buyurun Mehmet Ali Bey. Daha önce hiçbir yarışmaya katıldınız mı? Hiç katılmadım Mehmet Ali Bey. Tek istediğim yarışma buydu. Şimdi, hayalini kurdum ama çok zormuş. Şimdi hediyeleri hatırlatalım biraz. Size. Muhteşem ödüllerimiz var. Rauf Bey bol şans diliyorum. Sizin için birbirinden değerli tam 5 tane hediyemiz var. Sinema keyfini adeta evinizde yaşayacağınız ev sinema sistemimiz var. Adeta. Evet. Mükemmel bir teknoloji sistemi paketimiz var. İçinde cep telefonu, tablet ve dizüstü bilgisayar bulunmakta. Birçok ihtiyacınızı karşılayacağınız tam 5000 TL değerinde hediye çekimiz var. Trafiğe takılmadan kolaylıkla yol alabileceğiniz muhteşem bir motosikletimiz var. Çok güzel. Ve fabrikadan yeni çıkmış gıcır mı gıcır süper bir arabamız var. Araba Esenyurt'ta mı gidecek acaba? Kıpkırmızı bir araba. Esenyurt'ta mı gidecek? Esenyurt. Şimdi hediyelerimizi gördünüz. Hepsi birbirinden güzel. Ama evet, önemli olan içinde arabanın olduğu zarfı bilmek. Kesinlikle Mehmet Ali Bey. Evet. Sizin bu gülüşleriniz. Emel Hanım'ın gülüşleri çok meşhur. Gayet sempatik bir hanımefendi. Teşekkür ederim. Yenge orada ona göre. yani. Heyecandan unutuyorum Mehmet Ali. Anladım, ona göre yani. Yoksa Mehmet Ali Bey.
Buyurun. Siz merak etmeyin Mehmet Ali Bey. Biraz sonra görüşeceğiz. Hesap veriyor mu peki? Verir. Evet, bir renk söyle. Vay vay. Baksana şunu güzel. Çok güzel yapıyorlar gerçekten. Kırmızı olsun. Kırmızı. İnşallah arabanın içinde oldu zaten. 3 numara. Şimdi soru geliyor. Sorumuz 11 harf, 2 kelimeden oluşan bir nesne. Biz size B, C, D, Y, Z, İ harflerini veriyoruz. Sizden de 3 sessiz, 1 sesli harf istiyoruz. Kerem'in K'si. Kerem'in K'si. Rauf'un R'si. Rauf'un R'si. Tuğba'nın T'si. Tuğba'nın T'si. Kerata. Neydi? Edirne'nin E'si. Edirne'nin E'si mi dediniz? Ne dedin? Evet. E. K, R, T, E. B, C, D, Y, Z, İ. K, R, T, E. Bu bir nesne. Nesne. Değil mi? De. Bakalım hangileri yanacak? Hazır mısınız? Hazırız. Açıyoruz. Bu bir nesne. Süremiz başladı. Yanıt var mı? Yok. Açalım bakalım neymiş. Macun küreği. Macun küreği. Bakalım 3 numarada ne kaybetmişsiniz? Açıyoruz efendim. Macun küreğini doğru olarak yanıtlasaydınız 3 numarada. Hayırlısı olsun. Mavi o kadar mavi mavi dedik. 4 numara demişti bak vallahi bizim Bursalı. Mavi değilmiş efendim. Kezban'ın rengi. Sağlık olsun. İyi akşamlar diliyoruz efendim. Teşekkürler. Sıra geldi stüdyodaki en yüksek puan alan yarışmacımızla final oynamaya. Bakalım en yüksek puan kimin? Teşekkür ederim Mehmet Ali Bey. Sağ olun. Vallahi güzel bir yarışma çıkarttı mı değil mi? Bir tek şans değil, başarılı. Evet. Ve de yetenekli dua ediyor arkadaşlar. Evet, inşallah. Çok yapıyorum. Arabanın içinde olduğu zarfı bulursun diye. İnşallah, inşallah. Bizim Bursalı var ya, bir önceki de bana 4 demişti. Muhammed. Ben de kırmızı. Daha bir kere tutturamadı, onu da söyleyeyim. Tutturuyorum ama çok. Çok tutturuyorum ama. Zuhal Hanım. Bizim içimizden mor geçti. Filiz Hanım. Necmettin abi ben de mor diyorum. Nedense bilmiyorum mor. Yani 2 numara diyorsunuz. Evet evet 2 numara. Aslında benim de aklımdan o geçiyor. İnşallah gönlüne göre olur ya Rabbim. Ben işte böyle yapayım bak şimdi dur bir dakika. Serdar'ın düşünceleri önemli. Serdar'ın içinden geçen önemli bak.
Serdar'ın içinden geçen çok önemli. Merak ediyor musun Serdar'ın tahminini? Necmettin abi. Söyle canım. İki ya da beşi al. İkisinden birini al. İki ya da beş. İki ya da beş. Necmettin abi. Yani ben... mor ve sarı diyorsun. Sarı bence. Evet. Benim için de sarı geçiyor. İkisinden sarı. Necmettin abi. Efendim canım. Sarı. Aaa. Son kararın mı? İçinden sarı geçiyor gerçekten. Sarı. Böyle o bit bit de dedim. Ne çıktı? Yeşil çıktı. Bir yeşil çıktı. Necmettin abi yeşil. Bir şey söyledin. İki ya da beş diyorlar. Senin içinden ne geçiyor? Çünkü senin hisleri çok kuvvetli. Senin içinden ne geçiyor? Hislerine inan. Lila. Lila. Tamam o zaman. Mor. Mor. Evet. İki numara. İki numarayı alıyor. Teşekkür ederim. Şimdi sorumuz geliyor. Sorumuz geliyor. Dikkat. Sorumuz 12 harf bir kelimeden oluşan bir bitki. Biz size B, C, D, Y, Z ve İ harflerini veriyoruz. Sizden de 3 sessiz, 1 sesli harf istiyoruz. Trabzon'un T'si. Ay Trabzon'un T'si. Kemal'in K'si. Kemal'in K'si. Manisa'nın M'si. Manisa'nın M'si. TK 244 sefer sayılı TKM ve Ankara'nın A'sı. Takım çıktı, takım. Sorumuz takım. Neydi? Bitki. Bitki. Allah'ım ya, bu evet. Kadar uzun bitki. Ay kısmetinize bakın Necmettin Bey, yani adınız gibi uzun çıktı. Evet. Bitki. B C D Y Z İ T K M A. Bakalım hangileri yanacak? Vallahi çok güzel tuttu. Evet şansıma. Şanslı yerler gidiyor. Hadi inşallah açalım bakalım. Ben başla deyince 10 saniyeniz olacak. Açalım. Bu bir bitki. Evet, bu bir bitki. Matika atabar... Süremiz başladı. Mastika... Mapika... Masika, Mafika, Mavika, Sa. Bilen var mı? Serdar bilmiş. Ne? Mavi kantaron. Ne? Mavi kantaron. Mavi kantaron. Evet. Ne demek o? Bitki. Mavi kantaron. Kantaron. Bakalım doğru mu? Serdar'a bak sen. Aa bakalım ne kaybettiniz. Şunu bana ağzıma doldurtar mısınız? Evet, mavi kantoronu bilseydiniz iki numarada ne varmış? Aa. Canınız sağ olsun. Araba. O piti piti yapmıştık, bu çıkmıştı. Olsun, bilemedim. Araba yeşildeymiş efendim. Açıyoruz. Bir numara deseydiniz arabaymış. Bir çarkı felek daha burada sona eriyor. Yapımda ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarımız adına bizlerden sizlere sevgiler saygılar. Allah'a ısmarladık.